Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tek tencerede tek ana yemek yapacağız. Tavuklu güzel bir pilav hazırlayacağız. Tek tencere kullanacağız. Yemeğimizin özelliği bu. Şimdi ben 700 gram kadar tavuk göğsünü küp küp olacak şekilde gördüğünüz gibi doğruyorum. Öncesinde yıkadım. Şu yağlı kısımlarını hepsini alıyorum. Toplamda bu hazırladığım pilav 6 kişiye kadar rahatlıkla yeterli geliyor. Sizler de kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tavuğun miktarı çok önemli değil. Pirinci ben 3 bardak kadar ıslattım. Sizler de kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şimdi tavukları doğrayıp ocağın başına geçeceğim. Ocağın altını yakıyorum. Tavuğu tenceremin içerisine alıp suyunu salıp çekene kadar kavuruyorum. Tavuk tamamen suyunu çekti artık gördüğünüz gibi. İçerisine yarım su bardağından biraz daha sıvı yağ ilave ediyorum. Daha sonra tereyağı da ekleyeceğim. Bir adet büyüklerinden kuru soğan, bir adet yeşil biber ve kırmızı biber, iki adet de yeşil biberi biraz edip kavuruyorum. İçerisine tuzunu ilave ediyorum. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar ekliyorum. Biraz kırmızı toz biber, çok hafif. Biraz da karabiber. Kavurduktan sonra içerisine 3 su bardağı pirinci birkaç suyla güzelce yıkadım. Onu da ilave edip şöyle bir kavuruyorum. Çorba kaşığı dolusu dolu dolu tereyağı. Orta ateşte 5 dakika kavuracağım pilavı. Bir taraftan da suyunuzu koyun kaynasın. Yeterince kavruldu. Şimdi içerisine 3 su bardağı pirince 3,5 su ilavesi yapıyorum. Çok su ilavesi yapmayın yoksa lap olur arkadaşlar. Zaten şöyle 5 dakikadır kavuruyorduk. Normal pilavı nasıl yapıyorsanız aynısını yapın. Yani tavuk ekledik diye suyunu arttırmaya gerek yok. Kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Suyunu çekene kadar pişireceğim. Hemen şöyle kontrol ediyorum suyunu çekmiş mi diye. Gördüğünüz gibi suyunu tamamen çekmiş artık. Mutlaka bu işlemi yapın arkadaşlar. Şöyle havlu kağıdı ya da temiz bir havlunuzu kapatın. Yoksa direkt kapağını kapatırsanız buhardan dolayı pilavınız daha yumuşayacaktır. Bu şekilde şöyle yarım saat 40 dakika dinlendirip servis edeceğim. Pilavı yeterince dinlendirdim. Gördüğünüz gibi peçeteyi görüyorsunuz arkadaşlar. Tamamen olduğu gibi buharından akan su peçeteye doldu. Şöyle bir karıştırayım.
Tane tane çok güzel oldu bence. Şimdi bir servis tabağını alayım. Yanına ben biraz mercimek çorbası yaptım. Bir de ayranla. Hatta isterseniz biraz da salata yapabilirsiniz. Şöyle servis tabağını alıp videomu bitireyim. Bunu öyle kaseyle falan koymanıza gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde kaşık kaşık servis edin. Bu güzel lezzetli pilav için 1'den 10'a kadar puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.